Saat 9 civarında o günkü nöbetçi emniyet müdür yardımcısı arkadaşım Genelkurmay Başkanlığı civarından silah sesleri geldiğini söyledi. Müdür yardımcısı arkadaşımı gönderdim oraya. Olay yerine gittiğinde herhangi bir bulguya rastlamadığını söyledi ilk etapta. Fakat daha olay yerinden ayrılmadan tekrar seslerin başladığını ve Genelkurmay'ın içinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine ben de arkadaşımla buluşmak üzere hareket ettim. Bir subay, işte bir asker cinnet geçirdi. Onu etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz dedi. Sonra bir başkası geldi, bir terörist grup filan dedi. Çelişkili ifadeler verince ben rahatsız oldum. Yani doğru bilgi verilmediğini düşündüm. İlk etapta bütün toplayabildiğim ekipleri Genelkurmay'ın çevresine topladım. Ankara valimize durumdan haberdar ettim. Emniyet genel müdürümüzü durumdan haberdar ettim. Sonra Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara Valimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst düzey yöneticileriyle bir toplantı kararlaştırdık. Binalarımıza hiç kimsenin sokulmaması, gerekiyorsa şiddetli bir şekilde çatışmaya girilmesi konusunda tesise talimat verdim. Gerekiyorsa silah depolarının kapılarının kırılarak vakit kaybetmemek adına arkadaşların verebileceğimiz en ağır silahlarla silahlandırılması talimatı verdim. Jandarma Genel Komutanlığından şu andaki Jandarma Genel Komutanımız, o zaman Tümgeneral'dı Arif Paşa, Beştepe'deki jandarma binasının işgal edildiğini ve kendi elinde kuvvet olmadığını söyledi. Ben de bizim mevcut özel harekatçılarımızın büyük çoğunluğu doğudaydı. Olan kuvvetlerimizde o zamanki şube müdürümüz Eraslan Er kardeşime talimat verdim. Beştepe'deki binaya gidip orada darbecilerden binayı temizlemesi talimatını verdim. Saat 11.30-12 gibi Ankara Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz ile birlikte külliyeye gidiyorduk. Külliyeye girerken bir telsiz anonsu geldi. Milli Kütüphane yakınlarında 150-200 kişilik bir kalabalık toplandığına dair. Kalabalığın da darbe karşıtı bir kalabalık olduğunu öğrendim tesisten. Ve bu şekilde sokağa çıkan bütün vatandaşların Genelkurmay'a taşınmasını, bütün polis araçlarının mahallelerden vatandaşları Genelkurmay etrafına taşımaları talimatını verdim. Sabaha kadar Genelkurmay'ı hem polis hem vatandaş kuşatmış olduk. Tabii bu darbe planlamasını yaparken muhtemelen geçmiş darbelerde neler yaşandığını görmüş olmalılar ki ona göre bir planlama yaptılar. Tabii gördüklerinde geçmişte böyle bir direnişi yok. Ne polisin bir direnişi var, ne vatandaşın sokağa çıkması var. Bu iki direniş bunları adeta allak bullak etti. Tabiri caizse zımaradan çıkardı. İşte meclisin bombalanması, bizim binamızın bombalanması, özel harekatın bombalanması, külliyenin bombalanması bu iyice çıldırmışlığın sonucu bir davranış olarak yaşadık. Sabah bu şekilde ettik. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıda Turgut Bey yoktu. Halbuki ilk haber aldığımda Turgut Bey'le beraberdik biz. Bir yemekteydik. Ben Genelkurmay'a gitmek üzere ayrıldığımda jandarmaya gideceğini falan söylememiştim. Sonra bir haber alamadık. İşte değişik bilgiler verdi. Beştepe'deki binada çok şiddetli çatışmalar sürüyordu. Gece 3 gibi bahsettiğim Eraslan Er telefonla arayarak Turgut Başkan'ın içeride olduğunu söyledi bana. Bizim hassasiyetimiz daha arttı. Binaya yönelik operasyonda. Bir taraftan binayı boşaltmak, bir taraftan da Turgut Bey'i ve içeride koruması da vardı. Korumasını sağ salim çıkarmak gibi bir hedef de kendimize koymak durumunda kaldık. Sabah 6 gibi bina tahliye edildi. Eraslan aradı beni. Turgut Başkanımı buldum dedi. Yaşıyor dedi. Maalesef şehit olmuş koruması. Hastaneye kaldırdık. Çok ağır bir yarası. İşte Gazi Hastanesi'ne kaldırdık. Ülkemizin içine düştüğü zorluklar da gerekiyorsa ölümü göze almak için yemin etmiş insanlarız. O gün yani ölmemiz gereken günün o gün olduğuna karar verdim ben. Öleceksek bunun için ölmemiz gerekiyor dedim. O emirleri bu duygularla verdim.
İlk emrim Genelkurmay'ın kuşatılması oldu. İkinci ve önemli emrim binalarımıza hiçbir kimsenin, polis dışında hiç kimsenin binalarına sokulmaması. Yani tabir aynen şöyle, asker masker dinlemeyip direniş olursa misliyle silahlı karşılık vererek binalarımıza sokulmaması talimatı verdi. Ve bu arkadaşlarım da bu emirlerimi harfiyen yerine getirdiler. Ve bu emrin kıymetli olmasının sebebi de arkadaşlarım bu emri yerine getirmesi. Arkadaşlarım bu emri yerine getirmese kuru sözden ibaret kalırdı. Bir başarı varsa bu pay arkadaşlarımdır. Son günlerde görüyoruz ki bu FETÖ'cülerin gerek sosyal medyada, gerek değişik mecralarda kendilerini aklama gidiyor. Daha öteye geçip kendilerine yapılan hareketin bir komplo, bir bu ülke aleyhindeki bir davranmış gibi sunma girişimleri var. Buna maalesef alet olanlar da var. İşte diyorlar ki ya masum insanlar ne yapmışlar ki? İşte bir efendim bankasıya bir para yatırmışlar. Bilmem işte şunu yapmışlar. Bunlar insanlar mahkum edilir diye. Bunlar öyle bir örgüt ki yani silahlı değil diyorlar ya. Ordunun silahlarını çaldı ya. Hangi terör örgütünde savaş uçağı var? Hangi terör örgütünde tank var? Bu devletin, bu milletin savaş uçağını çaldılar, tanklarını çaldılar, füzelerini çaldılar. O gece Polatlı'dan buraya getirilen kamyonların üzerinde füze yüklüydü. Şimdi siz kalkıp da bu insanlara silahsız nasıl dersiniz ya? Şu beni üzen sanki o günler yaşanmamış gibi. Milletin hafızası bu kadar zayıf olmamalı. Eğer biz bunu unutursak yarın yine benzer tehlikelerle karşı karşıya kalırız. O gün yapılanlar, o gün verilen mücadele sonuna kadar haklı bir mücadele. Devletin verdiği mücadele doğru bir mücadele. Milletimiz devletinin o mücadelesinin arkasında durmaya devam etsin.